Herkese merhabalar. Fatih Terim ile el ele Avrupa'da zirveye challenge'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü sezon birinci videoda yani geçtiğimiz videoda yaz transfer dönemi yüzümüzü güldürmüştü. Hoca her masada vardı. Oradan oraya vuruyordu arkadaşlar Malafat'ı ama ben hazırlık maçları oynadım. Salzburg maçını oynadım ki Süper Kupa maçlarını oynamayı planlıyorduk sizlerle. Ama bir transfer gelişmesi şoklardayım. Yani herhalde maddi durum biraz açılınca ilginç bir karar. Hacı arkadaşlar, bu oyuncuya yapılan teklifin kafamda verdiğim değere yakın olmasına ötürü gelen teklifi yönetim adına kabul ettim. 15 milyon euroluk bir teklif Atletico Madrid'den. Bu inanılmaz. Yani Hacı'ya 15 milyon euroyu yollamak akıl kârı değil. Biz zaten 11,5 almıştık. Herifin inanılmaz bir performansı vardı. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken en büyük pay sahiplerinden biriydi. Ve şu an bir 15 milyon euro Hacı'yı satmaya çalışıyor hoca. Yani şu an iş Hacı'da bitiyor. Babasını devreye sokacağız bir şekilde. Kalması için Florya'da. Yani anlam veremedim. Bir videoda yüzümüz güldü. Gerçekten dünkü videoda çok mutluyduk ama şok haber. Ben tam Eintracht Frankfurt maçına çıkmaya hazırlanıyorum işte yarın. O maça çıkmaya hazırlanırken böyle bir şok haberle yıkıldık. İlk hazırlık maçımızı oynadık bu arada. Salzburg 2-0 yendik. Ben Türkiye Kupası maçlarından başlatacak şimdi size ama bu transfer gelişmesiyle böldüm arkadaşlar. Evet, bakalım Hacı'nın durumuna bakacağız. Ben Eintracht Frankfurt maçını oynayacağım. Süper Kupa'ya doğru devam edelim. Üzücü yani şey diyemedim arkadaşlar. Hakikaten yine gelmeye başladı. E'ler gelmeye başladı. Alacağım başka teknik. Monchi'yi alacağım ya. Neredesin Monchi ya? İki tane futbol direktörü olmuyor mu ya? Gelmiyor. Devam. Ne diyeyim? İnanılmaz, inanılmaz. 15 milyon euroya Hacı'yı sattı arkadaşlar. Hacı, Atletico Madrid'de gerçekten aklım mantığım almıyor bu transfer gelişmesini. Bir şey diyemiyorum. 114 milyon euroya çıkmış abi transfer değeri. 114 milyon euroya çıkmış transfer değeri ya. E aldık, 15'e sattık. Değer mi hocam ya? Değer mi ya? Evet, maç geliyor arkadaşlar. Beşiktaş maçı geliyor ama yani ne yapacağız? Bir anda bütün her şey yine rüzgar tersine döndü. Eintracht Frankfurt hazırlık maçına 4-0 yendik bu arada ama yani kim oynatacağız gizli forvette? Süleyman var ya, elde başka oyuncu kalmadı. O 10 numara mevkinde adamım yok şu an benim. Süleyman dışında adam yok. Orada Hamza'yı da sattı. Yani hevesimiz kursağımızda kaldı ya. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Hiçbir şey bulamıyorum yani. Anlamadım arkadaşlar. Süleyman'a bir teklif yağdı. Leipzig 10, Hertha Berlin, Sheffield, Olympic ve Leipzig'in 10 milyon euro teklifini hoca kabul etti. Abi Süleyman Türk pasaportlu, hocam ne yapıyorsun ya? Yani biz bir videoyu güzel geçirdik. Yapma şunu artık ya. Hacı'yı gönderiyorsun, Süleyman'ı gönderiyorsun. Ben nasıl oynayacağım ofansif orta sahada? Kimle oynayacağım hoca? Yapma Allah'ını seviyorsan ya. Ya. Maç geldi ya. Yarın maça çıkacağım ben Beşiktaş maçına ya. Yusuf Yazıcı'yı oynatayım orada hocam. Ya yapma Allah'ını seviyorsan. Gidiyorsun 38 milyon euro adama veriyorsun. Yine başladın ya. Maddi durum kötüleştikçe satıyorsun demek ki. Ben onu anladım yani. Başta ne güzel teklifleri reddediyorsun sen ya. Devam. Hiç. Yoruldum. Evet, Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş karşısındayız. Şoktayız arkadaşlar. Yusuf'u oynattım gizli forvet. Ne Süleyman'ı da oynatmayacağım. Teklif var. Bu arada Halil Dervişoğlu'na teklifler var. 1,6 milyon euro leh, 1,3 milyon euro kulüce arkadaşlar. O kaynadı arada. Dört gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı var.
Yine dara sıkıştı. Yedi başkandan fırçayı yaptı, 38 milyon euroluk transferleri dara sıkıştı. Beni de satacak. Hepimizi satar. Evet, 1-0 öndeyiz. Hiçbir şey olmaz bu takımdan. Hiçbir şey olmaz. Oh! Şankat. Telefonla görüşme yapıyor tribünde. Evet, Beşiktaş geliyor bu arada. Ben koptum, maçtan koptum ya, maç. Yani tam ulan Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Bak, güzel şeyler yapıyor. Reddediyor teklifleri. Gidiyor, adam oluyor. Aferin Yusuf. Aferin Yusuf, atla. Aferin. 10 kişiyiz. Devam oğlum benim. Devam anasını satayım. Devam. Aferin. Tam her şey yoluna girecek dedik. Bundan sonra bambaşka bir Fatih Hoca. Her masada dedik. Mahvetti bizi. Bir bir. Nasıl çıkacağız sahaya bilmiyorum. Koca sezon. Ofansif orta saha kalmadı takımda. Onu bırakın, Türk pasaportlu oyuncu da kalmadı takımda. Jean Kat'ı oynatacağız Türkiye Ligi'nde mecburen. Kaleci de almadı. Olafsson. İki tane komisyon transferi mi ne yaptı? Ne yaptı bu? Gibbs White'la şeyden yedi komisyonu ya. Gibbs White'la Brian Johnson'dan. Anlamadık. Ve skor 1-1. Hiçbir şey oynamıyoruz arkadaşlar. 10 kişi kaldık zaten şu an itibariyle. 4 gün sonra da PSV Benfica UEFA Süper Kupası maçında çakar bize. Ben size söyleyeyim. Dokuz kişi kaldık. Aferin çocuklar. Oyuncular da mutlu değil abi. Oyuncular da farkında her şeyin. Florya'da yer yerinden oynuyor. Kendi aralarında konuşuyorlar. Ben görüyorum odalarda, tuvalette işerken pisi var da filan. Biz de mi satacak acaba? Herkes tedirgin. Herkes tedirgin. Herkes huzur buldu. Florya huzur geldi ya bir ara. Kitledi odasına kendini Florya'da. Açmıyor. Telefonlara da cevap vermiyor. Sözleşme imzaladık bir de. Yeni sözleşme imzaladık. Ondan sonra oldu. Yeni sözleşme imzaladıktan sonra yine attı. Az para verdik galiba. O beğenmedi. Evet, hücuma geçelim. 9 kişiyiz yani bu maçtan. Maçtan koptuk zaten. Evet, yani sezona Beşiktaş karşısında Süper Kupa mağlubiyetiyle başlıyoruz arkadaşlar. Diyecek çok fazla bir şeyim yok.
Hoca tribünü terk etmiş. Haberler geliyor. Arkamızı döndük baktık tribüne. Arkamızda da kimse yok. Arkamızda kocaman bir boşluk var an itibariyle. Devam hocam devam. Senin eserin benim değil. Evet şimdi arkadaşlar Benfica karşısına gidiyoruz. Bilmiyorum. Süleyman da giderse nasıl çözeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Yani hiçbir fikrim yok. Transfer dönemi bitecek. Benfica maçından da çok umutlu değilim. Devam. Ben diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Vitao'ya iki teklif. Biri 12,5 milyon euro könden. Onu kabul etmiş. 7 milyon euroyu reddetmiş hoca. Yarın Benfica maçı var. Arif'i oynatacağız. Arif takımla birlikte çalışmalara başlamış. İki oyuncu aldı, bütün takımı sattı. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Artık diyecek kelime haznem tükendi benim. Bir şey diyemiyorum hocaya. Sözleşme imzaladıktan sonra değişik değişik tavırlara takılmış durumda arkadaşlar. Bir şey diyemem. Halil Lehpozan'a gitti arkadaşlar. 1,6 milyon euro bonservis bedeli. Şartlara bağlı olarak 1,7 milyon euroya çıkabilir. Bir hoca transferiydi. Bir maç bile forma şansı vermedik. Sonradan dahi girmedi. Gözlemci raporu ortada. Ve gitti. Yolu bahtı açık olsun. Lehpozan bence onun kariyerine uygun bir takım. Evet bizde yani nasıl bir kadroya çıkacağım hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Çok dağılmış durumdayım şu an. Hakikaten dağıldım. Vitao, Süleyman teklifler var. Kritik oyuncular. Onun haricinde Hacı gitti. Yani iki adam aldık. Brandon Johnson, Gibbs White ve Amrabat karşısında aldık ama konuşamıyorum ya. Aldık ama takımın bu taktikteki domino taşları olan isimlerini birer birer kaybediyoruz. Ve bayağı da izlenen oyuncu var. Her an her şey olabilir. Pirlo'nun peşinde var. Fernandez'in peşinde olanlar var. Devam. Evet bu şartlarda Benfica karşısına çıkıyoruz. Benfica karşısındaki ilk 11'imiz Olafson, Pirola, Onat, Ayew, Amrabat, Lokonga, Gibbs White, Emre Gökay, Yusuf, Johnson ve Camello şeklinde arkadaşlar. Beşiktaş'a Türkiye Kupası'nı kaybettik. Hocanın çok umurunda olduğunu düşünmüyorum. Eurolarla ilgileniyor şu an hocamız. Bir transfer yaptık içimizden geçti be. Bir transfer yaptık resmen içimizden geçti arkadaşlar. Vallahi yani bütün hevesimizi, her şeyimizi kursağımızda bıraktı. Yani ayıp olmasa hakikaten sonlandıracağım kariyeri o noktaya geldim yani. Ya biz Şampiyonlar Ligi şampiyonu apoletti takımız ya. Sen ne yapıyorsun hoca Allah'ını seviyorsan ne yapıyorsun yani? Ve 0-0 eşitlik var. Dakikalar 25. Şimdi 10 at. Yusuf'la orada olacak iş mi? Ayı bu. 10 at. Türk oyuncu kalmadı elimizde. Camello gole yaklaştık. 32. dakika. Skor 0-0. Üretemeyen bir Galatasaray var sahadan itibariyle. Benim moral bozukluğum takımdaki bütün oyunculara da tesir etmiş durumda. Gibbs White. Ayew. Johnson, enteresan dedikodular var. Daily Mirror yazmış arkadaşlar. İngiltere kaynağı. Fatih Hoca'nın Gibbs White transferinden 4,5 milyon euroluk bir komisyon aldığı söyleniyor. Enteresan dedikodular dönüyor Avrupa piyasasında. André Silva. Onat. Emre. Kanat hiç yok elimizde. Gibbs White. Gol pozisyonu ve gol. Morgan Gibbs White attı. 1-0 öndeyiz. Daraldım beyler. Amrabat. Johnson. Süper kupa. Valla çok iyi savunma yaptık. Hücumda normal arkadaşlar. Bu takımdan çok bir şey beklemeyin hücumda. Kreatiflik kötü. Evet ilk yarıda iyi bir futbol. 0-91'e 0-13 gol beklenen üstünlüğümüz var. Ama moralimiz açıkçası bozuk. Keyfimiz yok. Dağıldık. Geçtiğimiz videoyu yüzümüz gülerek kapatmıştık ama
Ne yazık ki dağıldık arkadaşlar. On kişi kaldık ya. Yine 10 kişi kaldık. Yusuf çıkallarını seviyorsun. Allah için. Yusuf yazıcı da geçmez ya. Vallahi 2-0 oldu. Lokonga. Evet, çok iyi savunma ve 2-0'lık üstünlüğümüz var. Morgan Gibbs-White ve Sambi Lokonga golleriyle UEFA Süper Kupası'nda zafere doğru gidiyoruz. Uzatmalarla birlikte 20 dakika var. Bunlar kötü arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Hoca hiç transfer yapmayacak. Nasıl olsa takım UEFA Süper Kupası'nı kazandı diye. Emre. Dışarıya. Dwight Johnson kondisyonları oldukça kötü ama şu an çıkartacak durumda değiliz. Fernandes. Nereye gidiyorsun Fernandez? Bas topa bas. Ayivu, Johnson. Çok güzel döndü be. Püf. Yedik. 2-1. Ah Pirola. Ah Pirola. O hata yapılır mı ya? Dokuz kişi kaldık yine ya. Şaka mı bu ya? Abi şaka mı yapıyorsunuz ya? Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Bu nasıl bir sezon başlangıcı ya? Ne oluyoruz oğlum? Evet, Süper Kupa şampiyonu Galatasaray Beşiktaş maçında olduğu gibi bu karşılaşmayı da 9 kişiyle bitirdik. Ama Lokonga ve Gibbs-White'ın golleriyle kazanıyoruz. Kapandık. Kupa kazanmak her zaman önemli ama sevinemiyoruz arkadaşlar. Çünkü durum çok enteresan bir noktada Fatih hocamız yüzünden. Yine de bu kupayı kazanmak tabii ki mutluluk verici diyebiliriz. Hayırlı olsun. Çok mu iyi oynadık? Hayır, çok iyi oynamadık ama iyi savunma. Bulduğumuz iki fırsatı değerlendirerek 3 puanı, pardon, kupayı almayı başardık Benfica karşısında. 2 Avrupa Kupası şampiyonluğumuz var ama hocamız enteresan şeyler deniyor. 1.51'e 1.47 gol beklenti üstünlüğümüz, 48'de Camello hatırladı arkadaşlar.
Ve 77 Emre Gökay 9 fişik gibi bitirdik. Lokonga, Gibbs White ve Emre Gökay gecenin en iyileri takımımız adına. Evet, şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Transfer dönemi de devam ediyor. Lig maçları başlayacak. Neler yapacağız hiçbir fikrim yok. Bakalım. Haydi bakalım devam. Evet, 2025-2026 sezonu Süper Lig'de başlıyor an itibariyle. Ankara gücünü ağırlıyoruz. Bu arada şu Fenerbahçe'nin transferlerine falan da bakalım ya. Hiç bu geçtiğimiz şeye de bakmadık. Berkay Özcan. Barış Alper Yılmaz mı? Asiktir. Barış Alper'i almışlar oğlum. Berkay da iyi transfer bence. Oyuncu satışı da yapmamışlar. Beşiktaş. Muhammed Damar gelmiş. Net almış acılar. O da adam satmamış. Evet, karşılaşmadaki 11'imiz Olafson, Pirola, Onat, Yunus Emre. Savunmada rotasyonum da bitti. Amrabat, Lokonga, Emirhan, Emre, Gibbs White, Yunus ve Pikkoli şeklinde. Yani gerçekten keşke bu videoyu çekmeseydim diyeceğim, hiç aklıma gelmezdi. Çünkü gerçekten oynamaktan zevk aldığım bir kariyer, acısıyla tatlısıyla, ama harbiden bokunu çıkarttık ya. Hakikaten bokunu çıkarttık yani. Şu an boku çıkmış durumda arkadaşlar olayın. Ya ben maçlardan kopmuş durumdayım şu an yani. Ha, alan oyuncu da almıyor işin kötü tarafı. Yunus. Orta Pikoli. 6 pastan dışarıya vurdu Pikoli. Evet, karşılaşmanın ilk 15 dakikası içinde topa sahip olan bir Galatasaray var sahada ama gol bulamadık arkadaşlar. Şimdi Yunus. Orta Gibbs White vurdu direkten dışarıya. Bulamazsın abi. Bu kadar kreatif olmayan bir takımla bulamazsın. Oyuna hükmedersin, oyun gücünü sağlarsın ama yeteneksiz bir ileri atla gol bulamazsın. Lokonga. Düştü kalktı. Emirhan. Gibbs White. Orada bir... Neler oluyor orada, neler? Pirola. Amrabat. Pirola. Top kaybı yine Amrabat. Onat. Kalktı Olafsson. Onat. Yani şu an saçma sapan bir house futbolu var. Yunus. Gibbs White attı arkadaşlar. Morgan Gibbs White. Benfica'dan sonra Ankara gücüne de atıyor. Evet, hocanızın transferi. Hocanızın transferi. 1-0. Vallahi iyi takım ya. Ya şu takım korusaydık ya, mesela şöyle diyeyim ben size, penaltı. Bu takımın üstüne o transferler gelse, oyuncular gitmeseydi bambaşka müthiş bir sezon yaşayacak. Ama giden oyuncular çok kritik bizim taktikte arkadaşlar. Hacı gizli forvet. Süleyman merkez orta sahanın dinamosu. Vitova savunmanın göbeğinde. Rotasyonumuz var. Türk oyuncu yok. 2-0. Sofyan Amrabat. O da Galatasaray forması ile ilk golünü attı. Evet, hocanın transferlerinden gol geliyor tabii. Tribünler mutlu. Mutlusunuz değil mi? Yok Gökhan'ı düşünen. Onat. Onat'ı da satsın bari. Sat. Onat'ı da sat. Emre, Amrabat, Pirola, Emre Gökay. Emre alamadı. Şimdi Pirola. Evet, çok güzel yerleştik rakip hücum sahaya. Lokonga. Savunma, Amrabat. Baskımız devam ediyor. Bir kafa üstten dışarıya. Şu an Yunus çok iyi.
Amrabat da fena değil. Ha, çok iyi bir ilk yarı çıkarttık arkadaşlar. Muhteşem oynadık yani. Yani bu kadroyla gerçekten 18 şut, 5 isabet, 2.23 gol beklentisi, %69 toplu oynama, rakibin 0.05 gol beklentisi var. Benfica maçında da iyiydik ama 9 kişi kaldık. Onun dışında o tarz maçlarda kreatiflik sorunu daha da öne çıkacak. Gibbs White direkten dışarıya. Morgan Gibbs White. Onu çıkartmamız lazım. Kondisyonu baya kötü. Gibbs White. Onat, Yunus. Bütün reboundları topladık. Rakibi çıkartmadık. Tabii bu hocanın hoşuna gidiyor. Çünkü hoca benim aldığım oyuncular sayesinde bunu yapıyorsun sanıyor herhalde. Emre Gökay. İçeriye gol geldi arkadaşlar. Bir offside bayrağı. Gibbs White atıyor ama White'ı gizli forvet yapabiliriz. Bu performansından sonra. Gol geçerli. 3-0 önde Galatasaray'ımız Ankaragücü karşısında ama şu an Yunus Emre Onat. Yunus Emre Gökay oynatıyoruz. Oynuyor ya. Türk oyuncu var. Ligde oynarlar da. Rotasyon çok dar oldu arkadaşlar. Rotasyon çok. Ben anlamadım ne olduğunu lan bu videoda. Oğlum ben hiçbir şey anlamadım bu videoda. Bir alsilasyon gibi lan şu an benim için. Evet, artık Yusuf Yazıcı'yı alalım. Arif'e atalım. Fernandez'e atalım. Tempoyu da düşürelim. Kanat rotasyonunda 3 oyuncu var sadece. Emre, Yunus, Brent Johnson. Nasıl götüreceğim ben orayı ya? 4-0. Ezequiel Fernandez. Bu benim gücüm arkadaşlar. Taktiğin gücüyle oynuyoruz şu an. Yani Benfica maçında da aynı şekilde. Yok kovu. Yani tamam, bir Gibbs White'la Amrabat'a kötü transferler, Lokonga'ya kötü transferler demiyoruz da. Yani sen gittin bir adam 38 milyon euro verdin hacı. Gittin 25 milyon euroya 15 hacı sattın. Ona Süleyman'ı satıyorsun. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin kahramanları bu adamlar ya. Maddi durum kötüleşince mi? Ben ona yormaya çalışıyorum. Hani bir anda kasa boşaldı, yine satış yapmaya başladı. Yoksa geçtiğimiz videoda Gremlin'la falan 12,5 milyon euroları falan reddetmişti. Evet, bu arada muhteşem bir Galatasaray izledik arkadaşlar. Allah var. 33 şut, 12 isabet, 3.58 gol beklentisi, %68 toplu oynama, 3 şut, 2 isabet, sadece 0.14 gol beklentisi. Gibbs White 2, Amrabat ve Fernandez golleri. Emre Gökay 8.9'da gecenin adamı. Gibbs White 8.8, Yunus 8.4, Amrabat 8, Yunus Emre 8.3'te oynadılar arkadaşlar. Evet, ilk maçımızı kazandık. Süper Lig'e galibiyetle başlamış olduk arkadaşlar. Emre Gökay'ın performansını da tebrik edelim. Ona çok ihtiyacımız var bu sezon. Evet, transfer dönemi devam ediyor. Gelen herhangi bir oyuncu yok. Giden iki oyuncu var. Ve bu şartlar altında Kayseri deplasmanına gidiyoruz. Üzücü bir yolculuk bizi bekler arkadaşlar. Evet, Süleyman'ı kaybettik. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 22 yaşındaki Süleyman 10 milyon euro bonservis bedeliyle arkadaşlar Leipzig'e gitti. Çok yazık oldu. Gerçekten muhteşem bir sezon geçirdi. Bizim domino taşlarımızdandı. En önemli oyuncularımızdandı. Neden satıldığını aklım mantığım almıyor. Hacı Süleyman'dan sadece 25 milyon euro kazanabildik. Yani gözlemci raporuna bakar mısın? Yani şu profil satılmaz ya. 101 milyon euroya çıkmış arkadaşlar transfer değeri ya. 4 milyon euro. Çünkü Şampiyonlar Ligi apoleti var oyuncunun. Vallahi yorum yapamıyorum. Yani evet, maddi durum 45 milyon euro, maaş bütçemiz 15 milyon euroya çıktı. Genel durum 121 milyon euro. Net borç 111 milyon euro. Her şeyi geçtim. Bizim bakar mısınız kadronun darlığına ya? Yine bir boklar çeviriyor. Bir şeyler dönüyor arkamdan, anlamadım ya. Şeye benzedi bizim anasını. Aşk-ı Memnun'daki yalıya benzedi bizim Florya, yemin ediyorum ya. Anlamadım yani. Bir gizem, bir kaos. Evet, Konya maçı, Kayseri maçına doğru yola çıkalım. Evet, Avrupa kulüpleri buldular hocayı, madeni arkadaşlar. Garip garip teklifler geliyor. Allah'tan Emre Gökay'a yapılan kiralık teklifini reddetmiş hocamız arkadaşlar. Allah razı olsun diyoruz. %50 maaşını karşılıyorlar ve ayda 66 bin euro. Allah, bir de kafamda biçtiğim değere denk gelmediği için ki, yani değere denk gelse kiralayacak.
Evet, bu arada Vitao da gitti arkadaşlar. Vitao da gitti. 12,5 milyon euro bonservis bedeliyle gönlün yolunu tutuyor Vitao. Şey diyemiyorum artık gerçekten. Transfer değeri 36 milyon euroya çıkmış durumda. 8,75 aldık. 12,5'a yolladık. Kadro eridi ya. Kadro eridi. Kadro eridi. Ne yapacak? Şimdi son 10 gün değişik değişik adamlar. Menajer önerileriyle transfer yapacağız muhtemelen. Maddi durum 57 milyon euroya çıkarttık transfer bütçemizi. Maaş bütçemiz artı 18 milyon euroda arkadaşlar. Artı 15 milyon euro. Artık 132 milyon euro para var ya. 132 milyon euro ya. Borç 100 milyon euroya indi. Evet, Kayseri maçına doğru yola çıkalım. Allah'tan keşke çekmeseydim bu videoyu ya. Bir transfer gelişmesi, gelen oyuncu Feyenoord'un 23 yaşındaki oyuncusu Kuyandişi Hartman için bir transferlik teklifi yaptım. Hartman'dan defans ve orta saha rolünde oynatılarak Sofyan Amrabat'ın 7 olarak faydalanabilir. Abi niye bize defans ve orta saha alıyorsun ya? ...23 yaşında 1,83 boyunda. İyi de bek bu adam ya. Ne defans ve orta sahası. Bek profili bu. Abi biz bekle oynamıyoruz ya. Ya ofansif orta saha almamız lazım. Ne yapıyorsun hocam sen ya? Ya iyice sapıttın yine ha. Kim geldi oğlum? Ne oluyor? Menajerler ne yapıyorsun? Anderlet de istiyormuş. Ya çok iyi bir oyuncu da değil bence. Bek olarak da iyi bir oyuncu değil ki bu adam ya. 1 Ağustos daha 15 gün var ya. Bismillah. Devam. Ne diyeyim? Bir şey diyemedim arkadaşlar. Ne diyeyim? Devam. Yani bu bir kabus olmalı herhalde arkadaşlar. Bir transfer teklifi var. O Milan'ın 24 yaşındaki oyuncusu Sergio Dest için bir transfer teklifi yaptım. Kiralık. Kiralık 1,5 milyon euro bedel, 9 milyon euroya çıkan bir bonservis opsiyon mu koyduruyor? Ne yapıyor? Anlamadım onu. Abi biz niye bek almaya başladık ya? Niye bek alıyoruz abi biz? Transfer listesindeymiş zaten. Crystal Palace'da istiyor kendisini. B negatif. Bir bek almaya başladı bana. Ya. Çıldıracağım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. 4 milyon euro alıyor. Gelmez lan belki. Sol bekten sonra bir de sağ bek ama Allah bana sabır versin arkadaşlar. Ben kendimi iyi hissetmiyorum ya. Hakikaten sinirlerim tepem. Kıracağım ekranı kıracağım. Vallahi kıracağım ekranı kıracağım. Evet, artık sinirden gülme krizlerine girmeye başladım. Mallorca'nın 27 yaşındaki oyuncusu Altay Bayındır için bir transfer teklifi yaptım. Altay'dan libero kaleci rolünde oynatılarak Rol Olson'un 7 olarak faydalanabilir. Teklif 2,1 milyon euro arkadaşlar. Gözlemci raporu C negatif. Mallorca ile sözleşmesi var. Şu an transfer listesinde. Yani ya tamam, Türk pasaportlu oyuncu alıyoruz. Can Kattan da daha iyidir ama önceliğimiz bu mu bizim abi? Bana bek alıyorsun, kaleci alıyorsun hoca. Ya ben anlamadım. Planlama ne noktaya doğru gidiyor? Açıkçası ben çözemedim arkadaşlar. Yorum yapamıyorum. Oradan 2,1 milyon euro alıyor Altay. Bakalım hoca getirebilecek mi? Maddi durum 57 milyon euro transfer bütçemiz var yine ya. Maaş bütçemiz artı 16 milyon euroda. Genel durum 132 milyon euroda. Borç 100 milyon euroya kadar düştü. Bek alıyor abi bana. Ben bekle oynamıyorum. Ben Sergio Dest'i nerede kullanacağım? Kenar stoperde mi kullanacağım Sergio Dest'i ben ya? Tarafınızı seçin gençler. Bu işin sonu son değil. Ben size söyleyeyim. Ya hoca ya ben. Ya hoca ya ben. Evet arkadaşlar, kabus gibi bir transfer dönemi son süreci yaşıyoruz. Ve Kayseri deplasmandayız. Bakalım neler yapacağız. İlk 11'i ben hazırladım. Can Kat, Pirlo, Onat, Ayew, Amrabat, Lokongo, Fernandes, Emre, Gibbs-White, Johnson ve Camello 11'iyle çıkıyoruz. Johnson'ı şöyle disk kanat oyuncusu yapalım. Bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne olacak? Ne edecek? Bek alıyor bana. Bilmiyorum ya. Ya bu takım oynayamaz ki. Bu takım oynayamaz. Ya o beklerle ben bu oyunu kenar stoper olacak oyuncular da değil. Desten kenar stoper yapamazsın o boyla. Kötü bek değil de kanat oynuyorsan kanat da oynayamaz.
Türk oyuncu paket. İnşallah gelmez. Çok da iyi başladığımız bir karşılaşma olmadı an itibariyle. Tabela 0-0, dakikalar 15. İlk başta gerçekten iyiydik. Gerçekten etkili oynadık. Ama bu takımın da açıkçası bilmiyorum ya. Allah şey oldum. Ne güzel dün akşam uyudum ben, biliyor musunuz o videoyu çek. Ne güzel şeyler kurdum kafamda ya. Ne güzel şeyler kurdum kafamda. Emre. Evet, penaltı kazandım. Kahve koyayım ya. Evet, Kamelo attı. 1-0 öndeyiz Kayseri deplasmanında. Jankat Türk statüsünden oynayacak. Altay da oynayacak. Kaleci rezilliğine bak ya. Altay, Olafsson, Jankat. Çok güzel gol attık be. Aferin çocuklar. 2-0, dakika 35. Bırakmıyor Galatasaray'ımız. Hocalarına saygı duyuyor bu çocuklar. Hangi hocalarına bilmiyorum. Evet, iyi oynadık arkadaşlar. 1.81 gol beklentisi. 3.3 net gol pozisyonu, rakibe pozisyon vermeyen bir Galatasaray izledik yani. Bu takımdan anca bu çıkar şu an. Şampiyonlar Ligi'nde bilmiyoruz ne yaparız. Gruplara direkt kalıyoruz. Bilmiyorum ne yaparız. Pirola, Emre, Camello, dışarıya. 2.17'ye 0.22 gol beklentisi. Güzel. Tamam. Ama çok şut imkanı verdik abi. 6 şut denemesi Kayserispor'a karşı. Evet, gol beklentileri düşük ama. Aha, penaltı. Beğenmedim oyunu ben ya. Yok, rotasyon yok. Ya üçlü orta sahada rotasyonun bile yok yani. Açık koruyalım bari. Ayo, on at. Ayı bu. Jankat. Amrabat. Onat. Amrabat. Ay Allah'ım ya. Taka yapıyorlar bana ya. Bana tiki taka yapıyorlar. Zaten sinirlerim boşalmış. Emirhan.
Ay merkez orta saha, bu merkez orta sahayla biz götüremeyiz. Gizli forvetimiz yok. Merkez orta sahamız yok. Gibbs-White oranın oyuncusu değil ki zaten ya. Komedi gibi bir gol oldu. 89'da Camello ile rahatlıyoruz. Bu nasıl bir gol ya? Bu nasıl bir gol ya? Hoca bu kaleciyi almanı istiyorum. Evet 3-1 oldu arkadaşlar. Ama ikinci yarı performansı çok beğenmedim. Kazandık 2'de 2 yaptık ligde arkadaşlar. 3.57 1.06 gol beklentisi. Camello'nun hat-trick'i önemli. Maçın adamı ise Brand Johnson 8.9, Camello 8.7, Emre Gökay 8, Ayew 7.4. Ama bu merkez orta sahadaki boşluk biraz sıkıntı verici, ben size söyleyeyim. Yani oradan sıkıntı yaşarız. 2 maç 6 puan yaptık ama bakın şuradan bahsediyorum. Abi burada ne Fernandez buranın has adamı ne Emirhan buranın has adamı. Yani saçma sapan bir şey oldu ya. Dest'i nereye koyacağım? O geleni nereye koyacağım? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Transfer dönemi devam ediyor. Konya maçına gidiyoruz. Evet Hartman Galatasaray'da. Feyenoord'un Hollanda 21 yaş altı oyuncusu. Hartman'ı 9,5 milyon euroya kadroya kattık. Kattık. Mevcut 3 potansiyel 3,5 yıldız. Taraftar C artı vermiş tepki arkadaşlar. 1,6 milyon euro, 5 sezonluk sözleşme, anlaşılan forma süresi, rotasyon oyuncusu. Şimdi ben bu adamı ne yapacağım? Bu adam bek abi. Bu adam bek yani. Bu adam bek. Bildiğin bek. Ben bu adamı ne yapacağım ben şimdi? Niye aldık? Neden aldık? Ha, ben anlamadım arkadaşlar. Hakikaten yani bizim bu taktiğimizde ben bu adamı kenar stoper oynayamaz ki ya. 1,83 boyunda ya. Gücü düşük. O bölge için. O bölgede birebir de yakaladığında güç önemli. Nereye koyacağım ben bu taktikte bu adamı? Valla şaşırdım kaldım ya. Şaşırdım kaldım ya. Şaşırdım kaldım artık hoca. Ne diyeyim ben artık sana? Ne diyeyim ya? Bir de umarım Dest gelmez ya. Kalabalık yapıyoruz kadroyu ama oynatacak mevki yok herifleri. Devam. Şaşırtıcı bir transfer teklifi var. Bayer Leverkusen 21 yaşındaki oyuncusu Andreas Schaldrup için bir transfer teklifi yaptım. Geleceği oldukça parlak olan Schaldrup'tan yaratıcı forvet rolünde oynatılarak Camello'nun yedeği olarak faydalanabilir. Hoca, Camello'nun yedeği var Beto zaten. Hoca sen ne yapıyorsun ya? Ya hakikaten ne yapıyorsun? 21,5 milyon euro. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nden 15 milyon euro geldi. Fikstür çekildi Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Yani ben anlamadım hedefi ya. Vallahi anlamadım ya. Mevcut 3 potansiyel yetenek 3. Gelişememiş adam abi işte. Frankfurt, Juventus, Napoli peşinde. Yani cesaret 10, agresif 4, güçsüz. Gelişmemiş. Gelişmemiş. İyi değil profil, iyi değil arkadaşlar ben size söyleyeyim yani. Evet ismi var oyun futbol menajerde ismi var Sheldrup'un ama bu profil çok iyi bir profil değil. De bizim bölge yani biz şu an ofansif orta saha merkez, merkez orta saha, merkeze adam almamız lazım bizim ya. Bekle kanat ya alma bana. Vallahi Allah'ım ya Rabbim ya devam edelim arkadaşlar. Maddi durum kasaya gelen parayla birlikte bu arada 136 milyon euro. Genel durum 47 milyon euro. Transfer bütçesi ve borçlarımızı 100 milyon euro altına indirdik. 96 milyon euro borcumuz kaldı arkadaşlar. Delireceğim ya. Devam. Sergio Dest Galatasaray'da arkadaşlar. Sezon sonuna kadar kiraladık. 3,9 milyon euro satın alma opsiyonunu da kabul etmişiz arkadaşlar. Maaşı 3,57 milyon eurosunu vereceğiz. 146 bin euro vereceğiz ya. Oynatıldığı zaman veya oynatılmadığı zaman 12 ile çarpın. Hesaplayamıyorum artık valla. Taraftar tepkisi C plus. Yani bizim taktiğimizde nerede oynatacağımı bilmediğim kötü oyuncu değil. Bak o sol bek de kötü değil arkadaşlar. Aldığı sol bekte de iyi performans verebilir. Sergio Dest de kötü bir bek değil ama yani olay şu an bambaşka bir noktaya gidiyor. Burası güçsüzleşti. Yani şurada oyuncu rotasyonum yok burada. Süleyman vardı, Hacı vardı, White geldi güçlendik dedik. Şimdi bunun yedeği Yusuf Yazıcı, bunun yedeği Emirhan. Yani burası çok güçleşti.
Evet, Konya maçı da geliyor. Gidelim bakalım Konya maçına yavaş yavaş. Çok korktuğumuz bir transfer teklifi. West Ham Camello'ya 14 milyon euro teklif etmiş arkadaşlar. Şartlara bağlı olarak da 15,5 milyon euroya çıkacak bir teklif. Hoca bunu reddetmiş. Transferlerin son günü, Şampiyonlar Ligi yine kayıtları geliyor. Biz yani bir de Camello'yu kaybedersek harika olur ve evet, bir haberde Altay Galatasaray'da arkadaşlar. Evet, Altay Bayındır 2,1 milyon euroya aldık Mallorca kalecisini, kalemize aldık. Yani bir şey diyemiyorum. Yoklukta artık bunlara eyvallah deyip yola devam edeceğiz. En az 3 kaleci bulundurabilir. Tamam mı? Yani bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? İyi değil. Ben Jean Kata şans veririm daha iyi ama 1,6 milyon euro gitti. 2,1 milyon euro Türk pasaportuna verdik diyebilirim bu parayı. Umarım Camello ile ilgili hamleler olmaz. Camello giderse kapatalım ki. Vallahi Florya'yı basarız. Size çağrı yapacağım. Camello giderse ortalama bizim izlenmemiz 1200-1300. Ona da şükür. Size çağrı yapacağım arkadaşlar. Florya'ya yaklanıyoruz. Galatasaray taraftarı affetmeyecek. Hayır. Evet arkadaşlar, gergin ama Galatasaraylı olarak Konya maçına çıkıyoruz. Üçüncü maç ligde iki maçımızı kazanmıştık. Şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Altay geldi. Olasson'u kaleye atalım. Sergio Dest ve Hartman. İki tane bekimiz var elimde. Bu adamları bu kadroda görev vermemiz imkansız yani. Merkezimiz de güçsüz. Burası da güçsüz. Yani Gibbs-White'in yedeği Yusuf, Fernandes'in yedeği Emirhan. İkisi de buranın orijinal oyuncusu değil. Gibbs-White gizli forvet değil ki. Vallahi terledim. Zaten sıcak. Sheldrup da gelebilir. Kanatlarımız artacak. Merkez güçsüzleşti. Merkezde 4 oyuncu var. Yedek, merkezin yedeği Yusuf ve Emirhan ya. Onun dışında merkezin yedeği yok 4 oyuncunun. Bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Dörtlüye geçeceğim. Ne yapayım abi? Ne yapayım abi? Bu adamları almış. Bu adamları aldı. Bonservisli aldı Hartman'ı ya. Hartman'ı bonservisli aldı. Ne yapayım yani? Ne yapayım? Değil mi? Kanat kanat. Buraya gelsin. Ama dört. Da iki tane forvetimiz oluyor bu sefer. Poli, Camello. Üçüncü forvetim yok ki. Lan White, oynar mısın lan forvet? Topsuz alan 15. Çalışkanlık 14. Takım oyunu 13. Bitiricilik 12. Fiziksel iyi. Gel koçum benim, gel. Bak hoca bize neler yaptırıyorsun. Şampiyonlar Ligi'ni alan taktiği bana bozdurtuyorsun. Bambaşka bir şeye geçiyoruz şu an. Teşekkür ederim ya. Vallahi teşekkür ederim ulan. Sinirden var ya, elim ayağım titriyor ya. Stoper savunma yapacağız. Mentalite değişmeyecek çok fazla. Mentalitede sıkıntı yok. Kısa oyna. Evet, ne yapayım arkadaşlar? Yani elimdeki en iyi kadroyu kullanmamız lazım. Ya yani en azından bu sefer de bekleri yedeklemekte zorlanabiliriz. Destin yedeği kim olacak lan? Amrabat'ın orada ne işi var bu arada ya? Pirlo'yu al oraya. Amrabat'ı şöyle al. Maç Fernandez gelsin. Bekin yedeği Pirlo sol ayaklı. Oynar, idare eder. Sağ tarafta Yunus Emre oynayamaz orada. Aviyu. Aviyu da oraya atarız. Ne yapayım ya? Of. Hadi bakalım. Al hoca, gör eserini gör. 9 mu? Oyuncu yok ki kaliteli. Altaya kaldık ya. Sergio Dest 2, Hartman 3. Ne yapayım arkadaşlar? Eldeki kadroyla bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum işte ya. Ne yapayım yani? Şampiyonlar Ligi'ni alan taktiği bozdurttu bana. Şampiyonlar Ligi finali de geliyor. Yani Şampiyonlar Ligi finali diyorum. Şampiyonlar Ligi oyuncu kayıt içinde son gün geliyor. Daha yok ortada bir şey.
Ah Pico. Evet, yani bu transfer dönemi bittikten sonra bu videoyu bitireceğim. Ondan sonra bir gün oynamayacağım. Bir kendimi topar. Hakikaten çok gerildiğim bir transfer video. Yani plan bambaşka bir boyuta çıktı şu an. Çok gergin hissediyorum kendimi. Bir gün dinlenmek lazım. Ya hiç açmayacağım Football Manager. Evet, 23-24 dakikada oyun olarak çok kötü değiliz be. İyiyiz yani. Gibbs White asist, Yunus Akgün gol. Vallahi Gibbs White, ay bu şimdi şöyle bir şey var. Burada şöyle bir sıkıntı var. Gibbs White, hadi oldu diyelim, alıştırırız antrenmanla yaparız. Özellikleri uygun çünkü oynamaya. Ama 3 tane forvetimiz oynuyor. Çift forvette, 3 forvette açıkçası biraz yetersiz bence. Türk pasaportlu oyuncu sayımız çok azaldı. Evet, Konyaspor 10 kişi kaldı. Rotasyon sıkıntı oldu ya. Emirhan, Yusuf'u nerede oynuyor? Ha, Yusuf'u oynatabiliriz forvet ya. Bizi forvet yapabiliriz Yusuf bazı başlarda. Yalnız bu arada Dest iyi transfer, kiralık 3.9, 24 yaşında. Dest transferine bir şey demiyorum bakın. Şaldrup negatifim. Ben profilini beğenmedim. Aradan Pikol 2-0. Aferin çocuklar. Yalnız dikkatinizi çekerim. Bakın şimdi Gibbs White'ı nasıl forvet yapıyorum. O özelliklerden forvet çıkartırım. Evet, kariyeri geri dönelim. Ne yapalım ya? Yine Galatasaray'a zarar görmesin. Yine bir şeyler uyduracağız. Beş artı bir. Ama stoperler bilmiyorum ya gençler. Yani ya o kadar iyi bir taktik üzerinden gidecektik. Yani şu transfer videosunda hiç transfer olmasa. Ay. Müthiş bir ilk yarı bu arada. 21 şut, 9 isabet, 3-26 gol beklentisi, 1 isabetsiz şut, 0.02 gol beklentisi. Müthiş bir ilk yarı. O konuda sıkıntı yok. Ama tabii Konya'nın 10 kişi kalmış olmasının da etkisi var. Ligde 3. galibiyetimizi arda arda gidiyoruz. Birazdan arkadaşlar Şampiyonlar Ligi kayıtları var. Yani son bir transfer hamlesi var. Onu yetiştirebilecek mi hoca, onu bekliyoruz. Sheldrup hamlesi var. Onun dışında yok başka bir hamle. Aha. Barış Alper Yılmaz'ı alabilirdik ya. Vallahi alabilirdik. Johnson. Fernandez. Penaltı. Emirhan'ı nerede oynatacağız? Üç sıfır. Güzel. Artman'ın performansı çok iyi sol bek. 7.2 ile oynuyor arkadaşlar. Evet, 3-0 önde Galatasaray'ımız Konya karşısından itibariyle. Morgan Gibbs White 8.2. Hangi hocanın vardır bir bilgi değil. Artık sizin yorumunuz. Çünkü güçlü bir oyuncu. Fiziken orada önde baskıyı kurabilecek bir oyuncu. Tekniği de var. Çok gol atmaz ama çok asist yapar. Bu maçta iki tane yaptığı gibi. Sergio Dest kötü oynuyor ama Sergio Dest maç pratiği olmadan geldiği için biraz bekleyeceğiz Sergio Dest arkadaşlar. Yunus. Dakika 57.
Yalnız rakip 10 kişi kaldı diye mi böyle oynuyoruz bilmiyorum ama felaket bir Galatasaray izledik. Evet, oyuncuları değiştirelim. Brian Johnson yerine Emre Gökay'ı atalım. Şöyle yapalım. Rus ters ayaklı kanat oyuncu destek olsun. Amrabat'ı çıkartalım. Bir Emirhan atalım artık. Fernandez'i de defansif orta saha kullanacağız. Yunus Emre'yi de Onat yerine atalım. Sıkıntılardan biri arkadaşlar sağ bek sol bek. Sağ bek sol bek rotasyonunu çok acayip sağlamamız lazım ve orada iki tane de Hartman'la Dest'in yedeği yok. Tempoyu da düşürelim artık. Çok fazla koşmaya gerek yok. White. Savunma. Fernandez. White. Fernandez. Emre. Pirola. Hartman. Emre. Allah'tan Emre Gökay gitmedi. Türk oyuncumuz kalmayacaktı lan. Yunus Emre'den Dest. At koşu yoluna. İlk golü bıraktı. Attı mı? Vallahi atarsa maçın adamı. Bir gol iki asist olacak. Gol geçerli 4-0. Bir gol iki asist. Gibbs White. Goli Camello da çok iyi olabilir bazı maçlarda. Onları da kullanacağız beraber. Goli çalışkan forvet çataş gibi oynar. Evet, çok üstün bir oyun ama Konya tabii 29. dakikada 10 kişi kaldığı için bir yorum yapamıyorum arkadaşlar. Mecbur bir taktik değişikliğine gittik. Elindeki oyunculara göre bir taktik oluşturmaya çalıştık. 5-0 Pirlo attı. 5-0 öndeyiz an itibariyle. Gibbs White çalışkan forvet kullanıyoruz. Antrenmanını ayarladık. 9.2 ile oynayan itibariyle. O profilden forvet olur arkadaşlar. Dünya futboluna yeni bir forvet armağan edebiliriz. Hartman yeni transfer 7.2. Dest kötüydü ama Dest dediğim gibi biraz maç pratiği az. Onu beklemek lazım. 5.16 gol beklentisine 0.04 gol beklentisi ama dediğim gibi rakip 10 kişi kaldı. Yunus Akgün, Pikkoli, Johnson, Gibbs White ve Pirola 5 oyuncumuzdan gol katkısı almak önemli ayrı 5 oyuncudan. Gibbs White 9.7, 1 gol 2 asistle gecenin adamı. Yunus Akgün 9.2, Pikkoli 8.6, Pirola 7.8, Altay kalesine şut gelmemesine rağmen 7.6 gecenin yıldızları arkadaşlar. Evet, iyi bir oyunla kazandık. İyi bir oyunla kazandık. 5-0'la kazandık ve 3 maç 9 puan 11 averajdayız. Beşiktaş 2 maç 6 puanda. Trabzon 2 maç 6. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. Aferin Gibbs White. 9.7 aslan parçası. Evet, şimdi Boluspor maçına 14 günlük bir ara var. O zamana kadar zaten o maçı oynamayacağız arkadaşlar bu videoda. Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte bu videoyu sonlandıracağız. Sheldrup gelişmesi var. Onun dışında herhangi bir hamle olacak mı göreceğiz ama Şampiyonlar Ligi kadro kayıtlarını vermemize son 2 gün ne olacaksa çabuk olsun. Bakalım bekleyeceğiz göreceğiz. Hadi bakalım. Evet, Şampiyonlar Ligi kayıt günü arkadaşlar. Sheldrup olayı muamma. Bir de hamle var. Benfica'nın 22 yaşındaki oyuncusu Kazım Karataş için bir transfer teklifi yaptım. Kiralık arkadaşlar. Bedel 575 bin euro. Biz Kazım'ı satmıştık biliyorsunuz. Kiralık listesinde zaten kendisi. En azından sol beki yedekleyebilir. İleriye de yedekleyebilir. Çok gelişmemiş bu arada profili. Çok gelişmemiş arkadaşlar profili. Biz onu 31 milyon oğlum biz bu profili nasıl 31 milyon euroya kakaladık ya? O da hocanın büyük başarısı. Yani Kazım için Türk pasaportu, sol beki yedekleyebilecek bir oyuncu için negatif değilim ama şu an Şampiyonlar Ligi kayıtlarını yapacağız birazdan artık bitsin yani. İki oyuncu yine kaydedemeyeceğiz. Geçtiğimiz sezondaki gibi lig etabında gelirse Şerbi ve Kazım Can'dan maruz kalacağız. Devam. Evet, kayıt öncesi Sheldrup Galatasaray'da arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne kaydedebileceğiz. 21,5 milyon euro verdik Sheldrup'u ve aldık. Futbol ileride biraz gelişebilir diyor arkadaşlar. 3,5 yıldızlık bir gözlemci raporu. Taraftar tepkisi memnunlar, B negatif. Ama ben çok beğenmedim profilini. Yalan yok, hiç gelişemiş. Of. 4,36 milyon euro vermişiz. Yıllık maaş artışı %10. İlk 11 oyuncusu sadakat primi 1,5 milyon euro. Bilemedim arkadaşlar. Yani böyle bir kayıt yapalım onu ama ben çok kararsız kaldım Sheldrup konusunda. Ben çok beğenmedim profilini. Yani evet driblingi falan zartı zurtu var da transfer değeri 43 milyon euroya çıkmış.
Yorumsuz yani, göreceğiz. Kanatta onu Emre Gökay'la sokarız rotasyona. Emre Gökay Şardup sol tarafta bizi götürebilmeye çalışacak. Götürürler inşallah yani diye düşünüyorum, ama agresiflik, cesaretli, bizim yüksek tempoya çok uygun değil. Gücü düşük, markaj hiç yok. Top kapma sıfır. Yani defansif yönü çok yok olan bir oyuncu. Neyse bakalım yani, göreceğiz arkadaşlar. Bilmiyorum, onay verip vermememiz fark etmiyor. Bu transferden sonra maddi duruma itibariyle 9,5-10 milyon euro maaş bütçemiz artı 16 milyon euro da genel durum 114 milyon euro. Borç da 119 milyon euroya gelmiş durumdayız arkadaşlar. Artık Şampiyonlar Ligi kayıtlarını yapacağız. Transferin son günleri geliyor. Bu videodan bitirdikten sonra transfer dönemini kapatacağız. Resmi maçlar önümüzdeki videolarda başlayacağız. Devam edeceğiz. Başlamayacağız. Zaten başlamıştık. Devam edeceğiz. Delirdim ya. Vallahi tam bir plan kuruyoruz. Kafamızda bir şey yapmaya yelteniyoruz. Ama hoca buna izin vermemekte dinleniyor. Yani Emre Gökay, gerçi hocalık bir durum da yok arkadaşlar. Emre Gökay Barcelona serbest kalma maddesini karşılamak 12,25 milyon euro. Ama hoca sözleşme imzaladı. Ben imzalamadım. Sözleşmenin görüşmelerini de hoca yürütüyor. Evet yani Şardup gelip Emre Gökay gittiği zaman bence hiçbir artısı yok. Hatta Türk pasaportlu bir oyuncuyu da kaybetmek üzereyiz diye bakabiliriz. Abi bit ya. Vallahi ter sürük içinde kaldım. Bit ya. Bit 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 transfer dönemi ya. Bit artık ya. Evet arkadaşlar, Emre'ye teklif 12.58'de geldi. Emre 13.20'de Bayern Münih'le sözleşme imzaladı. Emre de dünden gitmeye razıymış. Ben böyle hızlı bir transfer görmedim. Evraklar nasıl hızlı yetiştiyse. Evet, Emre Gökay 12.250 bin euro karşılığında Bayern Münih'te yolu bahtı açık olsun. Bizde inişli çıkışlı bir grafiği vardı. Transfer değeri 12,5 milyon euro. Ama Türk pasaportu kıymetli. Bir Türk pasaportlu oyuncudan olduk arkadaşlar. Kadromuzda baktığımız zaman Türk oyuncu şeyine an itibariyle Altay, Yusuf, Yunus, Jankat, Yunus Emre, Emirhan, Arif ve Onat kaldı sadece. Yani ne diyeyim, bir şey diyemedim arkadaşlar. Ve çok dar bir kadromuz oldu. Çok dar bir kadromuz da oldu. Evet, 1 Eylül artık bir hafta içinde bitiyor arkadaşlar. Bu ızdırap az kaldı. Dayanalım. Lütfen birazcık daha sabır. Azıcık sabır. X'ten next olmuyormuş arkadaşlar. Evet, Kazım'ı Derby Country'ye kaptırdı hoca. Kiralık olarak Derby Country'ye gitti Kazımcan. Kiralık bir hamle. Ya açıkçası istediğim bir transferdi sol bekte. Çünkü bizim elimizi Türk rotasyonunda rahatlatacaktı. Şimdi Emre Gökay da gidince Türk rotasyonumuz çok 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 daraldı. Nasıl götüreceğiz, nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir şekilde toparlamamız lazım Türk rotasyonunu ligde. Avrupa'da bir hani halledebiliriz ama Türk'te sıkıntı oldu. Artık 3 Eylül'deyiz. Çok az kaldı transfer döneminin bitmesine, yaklaşık bir hafta huzura ereceğiz arkadaşlar. Biraz daha sabır. Son 7 gün. Son 7 gün. Evet, transfer biterken panik transferleri ve menajer önerileri de herhalde hareket ediyoruz. Etifak 27 yaşındaki oyuncusu Berat Özdemir için bir transfer teklifi yaptım. Berat Özdemir'den defans orta saha rolünde oynatılarak Sofyan Amrabat'ın yedeği olarak faydalanabilir. 6,25 milyon euro arkadaşlar. 6,25 milyon euro. C yararlı bir transfer olur. Gözlemci raporu var. 1 milyon alıyor 27 yaşındaki Berat. Yani profilde çok iyi değil ne yazık ki. Tek avantajı Türk pasaportu olması diyebiliriz bu transferin bize. Evet, 5 günlük bir süreç kaldı transfer döneminin kapanmasına. Belki de son hamlemizi Berat'la yapacağız. Umarım daha fazla panik transferi yapmayız. Mesela bu oyuncuya gerek yok. Çünkü orada ben Emirhan'ı kullanacağım zaten. Yani Berat anlamsız bir transfer olur bizim için. Çok net söyleyeyim onu. Sın, ne diyeyim arkadaşlar? Var mıdır bildiği, yok mudur bir bildiği? Devam. Berat Özdemir Galatasaray'da arkadaşlar. 6,2 milyon euro bonservis bedeli verdik, Berat'ı aldık. İnanılmaz yani, Süleyman 10 milyon euroya satıp 6.250'ye Berat'ı çekmek, 15'e Hacı'yı satmak. Gerçekten inanılmaz bir transfer dönemi geçirdik. Çok para harcadık ama yine satışlar bana kalırsa kötüydü. Berat hakkında yorum yapmayacağım. Çok oynatacağımı düşünmüyorum. Her sezon hoca bize Kenan Karaman, Halil Dervişoğlu gibi bir oyuncu alıyor. Kötü değil, çok kötü değil açıkçası. Belki kullanırım defansif orta sahada. Bilmiyorum arkadaşlar, kafama allak bullak oldu. Zor bir transfer dönemi yine. Yani bu video mahvetti beni. Bir gün ara vereceğim, çekmeyeceğim yarın video, haberiniz olsun. Bilmiyorum nereye gideriz. Bu kadroyla ne yaparız? Hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Rotasyonu az bir kadro oldu. Yorum yapamıyorum arkadaşlar. Yorum yapamıyorum.
Evet, bitirelim artık, transfer dönemi bitsin de lanet olsun, kurtulalım. Evet, bir transfer dönemini daha kapadık arkadaşlar. Ne yaşadık, ne oldu hiçbir fikrim yok. Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımız taktiği değiştirecek hamleler oldu hocamızdan. Artık resmi maçlarla devam edeceğiz önümüzdeki videodan sonra. Şükür bitti gerçekten. Şöyle bir bakalım transfer geçmişinden neler olduğuna bakacağız. Maddi duruma bir bakalım arkadaşlar. 16 milyon euro transfer bütçemiz kaldı. Açıkçası harcadık. Ben size söyleyeyim, bakacağız. 16 milyon euro maaş bütçemiz. 118 milyon euro genel durum. Borcumuz ise 115 milyon euro an itibariyle. Şimdi transfer geçmişine baktığımız zaman arkadaşlar, 103 milyon euroluk satış yaptık. 97 milyon liralık alış yaptık. Ama artı 25 milyon euro da Gibbs White transferi geçmiş döneme girdi. Oradan da eklediğiniz zaman yaklaşık 122 milyon euro gelen oyuncu. Bu bir rekor şu ana kadar challenge'ımızda. 20 milyon euro cepten çıktı kısacası. Gremel'i 22'ye, Verona'ya, Hagi'yi 15'e bedavaya gitti. Vitao Köln'e 12,5, Emre Gökay Bayern'e 12,5, Sotil 12, Nottingham, Süleyman 10 milyon euro, içimiz cız ediyor hala. Oğuz 9 milyon euro, bonuslarla 10 milyon euro Everton'a, Efe bonuslarla 11 milyon euro Juventus, Halil 1,7 bonuslarla Lech Poznan'a gitti. Yani giden oyuncuların çoğu Türk pasaportlu olması çok ciddi sıkıntı. Kimler geldi? Brennan Johnson'ı aldık Nottingham Forest'tan. Totalde 38,5 milyon euro verdi bonuslarla hoca. Sheldrup 21,5 milyon euro. Ayivu 11,25. Hartman Feyenoord'dan 9,5. Amrabat 8,5. Milan'dan Berat'ı aldık. Son gün transferi 6,25. Altay'ı aldık 2,1. Bir de bu dönemde kalan Gibbs White transferi var arkadaşlar. Evet, şimdi sezona iyi başladık aslına bakarsanız. Valla ne olduğunu anlamadan Beşiktaş Süper Kupa maçını kaybettik. Benfica'yı yendik. UEFA Süper Kupası'nı kazandık. Ligde de Ankaragücü 4-0, Kayseri 3-1 ve Konya'yı 5-0 yendik. Önümüzdeki video Bolu maçıyla başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde de grup etabında, lig usulü grup etabında maçlara Benfica ile başlıyoruz arkadaşlar. Giresun, Pendik, İstanbul, Monaco olarak devam edeceğiz. Hocanın bek tercihleri sebebiyle, merkezdeki güçsüzlük sebebiyle 4-2-2-2'ye geçtik. Fayda sağlar mıyız? Bilemiyorum arkadaşlar. Kervanı yolda düzeceğiz. Yani sadece üzüldüğüm bir konu, Şampiyonlar Ligi'ni aldığımız ve Süper Kupayı kazandığımız bir taktiği gerçekten vazgeçmek açıkçası beni çok üzdü. Çok da seviyordum. O oyun tarzını da çok seviyordum. Bilmiyorum, bekli oyunda nasıl bir performans göstereceğiz, göreceğiz. Evet, o zaman ben bitiriyorum. Stres, evet, bittim. Bir gün video çekmeyeceğim kesinlikle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Football Manager 2023'te kalın diyorum.